Herkese merhaba. Yetenek geliştirdiğimiz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an yazılımın ikinci haftasındayız. Ben 2 hafta boyunca C# derslerine çalıştım. Aslında şöyle, 2 haftaya geçti her zaman olduğu gibi. Ama benim toplam çalışmam 2 haftalık bir çalışma. Şu an size yaptığım şeyleri göstereceğim. Bir önceki videoda hangi videolardan çalıştığımı göstermiştim. Bununla beraber bilgisayar kavramları YouTube kanalından da birkaç video izledim. En azından şu 10. videoya kadar. Ondan sonra YouTube'da bazı videolar var. İşte farklı farklı değişik şeyler, programlar ve oyunlar yapmanızı sağlıyor. Onlara baktım. Burada gördüğünüz şeyler işte 22 tane farklı şey yapmışım. Çoğu bunların ders. Yani bu bir önceki videoda gösterdiğim Udemy derslerinden takip ettiğim dersler. İşte abstract class'ları öğrenmişim. İşte access modifier'ları öğrenmişim. Construction'ları, collection'ları vesaire. Interface'leri, metotları. Bu şekilde bunları çalıştım, öğrendim. Kendimce birkaç şey yaptım. Şimdi bizim beraber yazılım çalıştığımız bir ekip var. Yanlış hatırlamıyorsam ilk videoda bundan bahsetmiştim. Onlara kendi anladığım kadarıyla bir ders anlattım. Yazılım dersi ki dediğiniz gördüğünüzde onlar. Onun dışında da farklı videolardan da izleyip tam olarak kavramaya çalıştım. Hani aslında bu videoda size çok gösterebileceğim bir şey yok. Sadece şunu gösterebilirim. Bir tane oyun yaptım. Tic-Tac-Toe XOX oyunu. Ama şöyle, bunu yaparken İçerinde ne yaptığımı süper kavramadım. Yani bazı şeyleri neden yaptığımızı bilmiyorum. YouTube'dan bir video açtım. O videoda nasıl yaptıysa aynı şekilde kopyala yapıştır tarzında yapmış oldum. Ama güzel oldu. Çok kötü olmadı yani. Hemen açayım onu bir saniye. Şu şekilde bir oyun. Ömer diye bir arkadaşım var. Ona gönderme olsun diye yaptığım bir oyundu. Karşılıklı o başka bir oyun yapıp bana gönderiyor. Ben ona gönderiyorum. Bu şekilde bir şeyimiz vardı. İşte Ömer'in kazanması, Osman'ın kazanma sayısı tarzında bir oyun yapmıştım. Hani şunu açıp göstereyim size oyunun nasıl olduğunu. Evet, bu şekilde açılıyor oyun. İşte aynı XOX yerine Ömer Osman, Ömer şeklinde bir oyun yaptım. İşte kazanınca da ve kazanan beklendiği üzere Osman şeklinde bir oyun. Kazananın sayısı burada şey yapıyor. Dosyadan yeni oyun dediğimizde tekrar yeni oyun başlıyor. Ömer kazanınca Ömer'i şey yapıyor. Berabere kalma durumunda da şöyle berabere kaldırtabilir miyim emin değilim ama kaldırtamadım. Ömer kazandı. Her neyse. Berabere kalınca da burası kazanıyor. Öyle söyleyeyim. Şu şekilde. Ondan sonra skoru sıfırla deyince sıfırlıyor. Yardım hakkında deyince de Osman Ömer'e alt etti vesaire gibi böyle göndermeli bir oyun yapmış oldum. Böyle basit bir şey. Yaklaşık 1-2 saat sürüyor bunu yapması. Tam olarak nasıl yaptığımı hani az bir şey anladım ama süper anladım söyleyemem. Ya sıfırdan kendim şu anda yapamam bunu ama yaptıkça daha güzel oturuyor kafamızda. Yani eğer bir programlama yazılım çalışmak istiyorsanız size tavsiyem şu olacak. Dersleri izledikten sonra YouTube'dan hem farklı dersler izleyin çünkü herkesin bakış açısı farklı oluyor. Bazı şeyleri neden kullandığımızı bazıları tam anlamamışken bazıları iyi anlamış oluyor. O yüzden tek bir seriye bağlı kalmayın. Başkalarının dilinden de dinleyin. Bir de YouTube'dan bu şekilde işte oyunlar veya programlar yapmak için videolar izleyin. Böylelikle o yaptığınız şeyleri nerelerde kullanmış olduğunu hani öğreniyorsunuz. Tamam, rehber videolar güzel. Bunu bu şekilde yapıyoruz diye anlatıyor ama neden yaptığımızı tam olarak anlatamayabiliyorlar. O an akıllarına gelmemiş olabilir. Bu şekilde videolarla ha demek ki bunu bu yüzden yapıyormuşuz diyorsunuz. Yani bu uygulama veya oyun yapma videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. İşte 2 haftada geldiğim durum bu. Aslında hani şunu yapmış olsam da çok müthiş bir ilerlemeye değil şu anda. Çünkü bunu tamamen kopya yapıştır şeklinde yaptım. Ama bu işe ben devam edeceğim uzun bir süre. Size hafta hafta belki de bir süre sonra ay ay nasıl bir durumda olduğumu, neler yazdığımı falan gösteririm. Belki kendi kafamdan bir oyun veya bir uygulama falan yazabilirim. Unity diye bir program var. Eğer şurada hatta şuraya kurmuşum. Unity ile de çok daha iyi oyunlar yapılabiliyor. Daha çok görsel. Oyunları yaptıktan sonra bu Visual Studio ile de kodunu yazıyorsunuz. Güzel bir alan. Girmenizi tavsiye ediyorum. Ben gayet eğlenerek çalışıyorum. Hani şu ana kadar bu yaptığım serilerden belki de en eğlenerek çalıştığım buydu açıkçası.
Umarım bu şekilde devam ettirebilirim. O zaman bitirelim şimdilik. Haftaya görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.